Arkadaşlar tekrar merhabalar. İlk olarak App Inventor uygulamamızı yaparak başlıyorum. Uygulamamıza başlamadan önce hangi komponentleri kullanacağız ve nelere ihtiyacımız var? Bunlar hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Bizim iki tane butona ihtiyacımız olacak. Neden iki tane butona ihtiyacımız olacak? LED'i yakmak ve LED'i söndürmek için iki tane buton yapısı kullanacağız User Interface kısmından. Daha sonrasında ise çevredeki modülleri bize sunacak bir speaker'a ihtiyacım var, bir listeye ihtiyacım var. Çevrede hangi Bluetooth modülü var, bana onu listeleyecek. Ve en önemlisi de aslında şu, connectivity kısmına geliyorum en altta. Connectivity kısmında Bluetooth client modülünü kullanacağım. Bu modül aslında benim Bluetooth sağlayıcım olacak. Bütün işlemlerim bunun vasıtasıyla gerçekleşecek. Bunu atayarak direkt başlıyorum uygulamama. Bluetooth client'i yerleştirdim. Daha sonrasında User Interface kısmına geliyorum. Bütün her şeyi centerlayayım. Bütün her şeyi ortaya doğru alsın. Butonları yerleştirmeden önce LeadSpeaker'ı koyuyorum. LeadSpeaker'ımın ismini Bluetooth listele diyelim. Çevredeki Bluetooth modüllerini bu butona bastığımızda listelemiş olacak bize yeni bir aktivite üzerinden. Şimdi layout yerleşimine geliyorum. Bir tane horizontal layout yapısı alıyorum. Bluetooth listelerinin altına koydum. Daha sonrasında iki tane butonum var. Bu butonları yan yana koyuyorum. Birinci butonumun ismini LED'i yak diyelim. Diğer butonumun ismine de LED'i söndür diyebilirim. Bluetooth listeleye tıkladığı zaman kullanıcı çevredeki Bluetooth modüllerini algılayacak ve ben bir Bluetooth modülünü seçeceğim. Daha sonrasında bağlantı kurulacak. Bu bağlantının kurulduğunu nasıl anlayacağım? Hemen onun içinde bir tane label koyalım üstüne. Label'ın da ilk haline bağlantı yok yazalım. İlk başta bağlantımız olmayacak. Bağlantı yok halde listeledikten sonra listeleme işleminde bir Bluetooth modülünü seçtikten sonra bağlantı vara dönecek burası. Daha sonrasında LED'i yak butonuna tıkladığımız zaman LED'imiz yanacak. Söndür dediğimizde de LED'imiz söndürecek. Arayüzle ilgili aslında yapacaklarımız bu kadar. Ama bu kadar sade olmasını istemiyorum ben. Şöyle yapalım. Bir tane de background image atalım. Bilgisayarımda kayıtlı olan bir arka plan resmini alacağım. Bunu atıyorum. Yükleme işlemi gerçekleşecek hemen. Evet. Gördüğünüz gibi yükleme işlemi gerçekleşti. Arayüzümüzle ilgili yapacaklarımız bu kadar. Şimdi Blocks kısmına geçiyorum. Buradaki yapacağımız işlemleri ikiye ayırabiliriz. İki aşamada yapalım. İlk olarak şunu yapalım arkadaşlar. LeadSpeaker üzerinden çevredeki Bluetooth modüllerini önce bir listeleyelim. Daha sonrasında bu liste üzerinden seçim işlemi yapalım. Ve bağlantıyı sağlayalım. Yani modülle olan bağlantımızı sağlayalım. İkinci aşamada ise sağlanan bağlantı üzerinden artık butonlarımıza baktığımızda LED'i yakıp LED'i söndürmesi kısmına geçelim. İlk olarak LeadSpeaker'a geliyorum. Burada bizim kullanacağımız iki tane kontrol yapısı var. Before picking ve after picking. Aslında bunları kalıp olarak kullanacağız. İlerleyen uygulamalarımızda da göreceğiz. Önce before picking ile başlıyorum. Before picking bize şu işlevi sağlayacak. Bir nevi list view üzerinden aslında çevredeki modülleri bize listeleyecek. Hangi modüller var şeklinde. Bunun içine tekrar LeadSpeaker'ın içine geliyorum. Buradan hangi elementlerin, hangi modüllerin olduğunu set edeceğim. Bunun için LeadSpeaker element to'yu alıyorum. İçine set ettim. Daha sonrasında da şunu yapacağım arkadaşlar. Bluetooth client'e geliyorum. Bluetooth client'ten isim ve adresine göre listelemesini istiyorum. Yani Bluetooth sağlayıcımız içerisinden adres ve isimlere göre bir satır üzerine listelemeyi yapacak. Daha sonrasında da after picking'e geçeceğiz şimdi. Tekrar LeadSpeaker'a geliyorum. Şimdi after picking kontrolümü aldım. Burada şunu yapacağız mantıken. Seçilen satırdaki Bluetooth client ismine göre yani teksine göre biz bağlantıyı, connection'ı ayarlayacağız. Bunun için ilk olarak LeadSpeaker'ın tekrar içine gireceğim.
Buradan text olan kısmını almam lazım satırdaki özelliği için. Text'e geliyorum. The speaker text to'yu aldım. Şimdi de şunu yapacağım. Bluetooth client'teki connect özelliğine gelmem lazım. Satırdaki address and names kısmını artık direkt adres olarak çağıracağım ve bağlantıyı sağlayacağım. Şimdi de bunun için seçilen adrestekini eklemem gerekiyor. Tekrar listspeaker'a geleceğim. Listspeaker'dan da selection kısmına ineceğim. Galiba kaçırdım. Evet. Burada. Biraz daha yukarı çıkıyorum. Listspeaker selection. Bizim bağlantı aşamasındaki kalıbımız bu olacak arkadaşlar. Ek olarak da hatırlarsınız design kısmına tekrar geliyorum. Bağlantı yok, label'ı eklemiştim bir tane. Yani ana haldeyken bağlantı yokken bağlantı yok yazacaktı. Listeleye tıklandığında bağlantı aşamamı gerçekleştirdikten sonra bu label'ın yazısını da değiştirmek istiyorum. Bağlantı var'a dönsün ki ben de bağlantının gerçekten olduğunu bileyim. Bunun için de label'a geliyorum. Set label text to'yu alacağım arkadaşlar. İçine set edeceğim. Text'e de geleceğim şimdi bunun içerisinden. En yukarı çıkıyorum. Text'e de diyelim ki bağlandı yazsın. Eğer istersek şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Rengini de yeşile çevirelim. Label 1 text color to olarak alalım bunu da. Bunu da set ettim. Şimdi colors kısmına geliyorum. Buradan da istediğim renk ne renk olsun? Yeşil olsun bağlantı. Connection sağlandığında design'a geri geldim. Bağlantı bağlandı yazacak ve yeşil bir renkli yazacak bunu. Birinci aşamayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi gelelim butonlara tıklama özelliğinde. Buton birimiz bizim LED yaktı. LED yak butonuna tıklandığında yapılacak işleme gelelim. Buton 1 click özelliğini, kontrol yapısını koyuyorum şu an. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Buton 1'e tıklandığında bana bir veri göndermesi gerekiyor. Bunun için şunu yapacağım. Bluetooth client'e geliyorum ve bana bir değeri set etmesi, daha doğrusu send yapması, göndermesi gerekecek. Bunun için bu özelliklerinden send text özelliğini bulacağım. Bluetooth client bana bir text metni gönderecek. Bu gönderilen text metninin karşılığını da Arduino tarafında sağlayacağım ve gönderilen text metni orada eşleştiği zaman LED'im yanacak. Kapat için de aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Şimdi text metni için de şuraya gelelim. Buradan da eğer text alabiliriz. Text içerisinden de normal bir string metni alabiliriz. Ya da şunu da yapabiliriz. Matematik sınıfından 1 ve 0 da gönderebilirim text içerisinde. Bizim için daha mantıklı olur. 1 gönderelim. Eğer şöyle göstereyim. LED yak butonuna tıkladığım zaman, on click yaptığım zaman Bluetooth client üzerinden benim Arduino tarafıma 1 sayısını gönderecek. Bunu duplicate edelim. Tekrar yazmaktansa. Bunu bu sefer buton 2 yapalım. Yani LED'i söndür butonuna çevirdiğim zaman da bana 0 değerini göndersin. Uygulamamız, App Inventor uygulamamız şu an için bu kadar arkadaşlar. Şimdi daha sonrasındaki videomuzda Arduino'nun bağlantı şemasını ve Arduino'nun kodlarını göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.